böbrek taşı nedir? Böbrek taşı adı üzerinde böbrek taşıdır yani. Böbrek taşı nedir ne demek? Yani zıplayarak ya da bira içerek düşecek bir şey midir? Zıplayarak ya da bira içerek düşecek bir şey değildir. Böbrek taşının boyutuna göre düşer. Yani sen 1 santim taşın varsa istediğin kadar zıpla, düşmez. Peki ben bunu inat etsem küçültemez miyim? İnat etsen küçültemez misin? Küçültemezsin. Ha inat etsen küçültmeye çalışırken böbreğini kaybedersin. Sıkıntı yok yani. Her halükarda ameliyat yaparsın. Onun için bira üstten düşer mi? Bira çok idrar çıkartır. Bu halk arasında doğru bilinen yanlışlardan biri. Çok idrar çıkartır. O sırada da çok ciddi vücutta sıvı açığı, su açığı olduğu için arkasına da şiddetli ağrı geri gelir. Yani su, su, su. Taş düşüren bir ilaç yok. Biz taş düşmesi için hastalara ağrı kesici ve düz kas gevşetici veriyoruz. Düşmesine belli oranda yardımcı olan bir de prostat ilacı kullanım dışı kullanılıyor. Buradaki olay taşın tamamen düşmek istemesi senin anatomik yapın ve sıvı tüketimi. 1 santimin üstündeyse bunu nasıl kırıyorsun? 1 santimin üstündeyse bunu ses dalgasıyla da kırılır. Ama teknoloji çok gelişti. Özellikle lazerin böbrek taşlarına, ürolojiye girişiyle birlikte 1 santimin üstündeyse eğer 2 santimin altındaysa kesme, biçme, dikme olmadan, kan görmeden taşı tamamen kum haline getirsin, taş dökülür gider. 2 santimin üstündeyse gene aynı ameliyatı kapalı olarak 6-7 milimetrelik bir delikten yaparsın. Bütün böbrekteki taşları temizlersin. Eskiden benim asistanlığımda ve eski zamanlarda taş dediğin zaman biz kafadan bir ayı çıkarıyorduk. Hastayı böyle 15 santim açıp orada adeleleri kesiyorsun, böbreği çeviriyorsun, taşı alıyorsun. Adam bir ay akıyordu direnden. Yarası tam iyileşmiyordu. Bir ayda pansuman. Ki eski böbrek taşı olan hastaları görürsen hep buralarında yara izleri ve böyle bir cilt sarkma vardır. Bir tarafa doğru sanki böyle asimetri oluşur. Yani ondan dolayı artık her şeyi kapalı ameliyatla böbrek taşları oluyor. Böbrek taşının ağrısı bir sıkıntı artık. Ameliyatı şunu bunu hiçbir sıkıntı değil.